17. saatte yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan haber başlıklarına göz atmaya çalışacağız. Bugünün gündeminde öne çıkan haber başlıkları arasında mecliste güncel konuşmalar vardı. Güncel konuşmalar arasında enerjiden, ekonomik sorunlara pek çok konuyla ilgili ana muhalefetin ve muhalefet vekillerinin konuşmaları vardı. O konuşmalara da bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı hükümet adına yanıt vermeye çalıştı. Bir diğer önemli konu Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde son durum ne? Mali tablo ile ilgili olarak birçok açıklamalar ve endişeler dile getiriliyor. Bunu da konuşmaya çalışacağız 17. saatte. Önce Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na bir göz atalım. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar vardı. O güncel konuşmalar arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Ongun Talat'ın yaptığı konuşma vardı. Ongun Talat'ın konuşması içerisinde ülkenin geldiği durumla ilgili olarak ve bugüne kadar yapılanlarla ilgili özellikle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun eğitimle ilgili söylediklerine dikkat çekmeye çalıştı Ongun Talat. Toplum gerçeklerle yüzleşmeli diye Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir ifade kullanmıştı geçtiğimiz günlerde. İşte Ongun Talat bu ifadeyi bugün gündeme taşıdı ve o konuşma içerisinde bir takım eleştiriler de getirdi hükümete ve Ulusal Birlik Partisi'nin siyasi yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da kürsüye çıkarak Ongun Talat'ın eleştirilerine yanıt verdi. Şimdi bir anımsayalım, sonrasında yeniden devam edeceğiz. Sizlerin şu anda yönetmeye çalıştığınız bu süreçte neler neler yaşandığını bir özetlemeye çalışsak herhalde hiçbir konuşma süresi bunları tamamlamaya yetmez. Peşkeş çekilen kamu arazileri mi dersiniz? Yandaşlara verilen ihaleler mi dersiniz? Kaynak kaynak diye feryat ederken Kıptek'te ihalesiz yakıt alımlarıyla yaratılan zarar ziyan mı dersiniz? Ki biz Temmuz ayında 4.600.000 dolar olarak 4 alımla ilgili olarak bunu tespit etmiştik. Geçtiğimiz gün sendikalar açıkladı kendi hesaplamalarına göre 12 milyon dolara yaklaştığını söylüyor sendikalar bunun. Ve kaynak kaynak diye feryat ediyorsunuz o bir taraftan. Bu ülkenin olanakları kısıtlıdır diyorsunuz ama ihalesiz yakıtlarla parsayı kapan da götürmeye devam ediyor tabiri caizse. Dolayısıyla bütün bunları ele aldığımızda o Sayın Nazım Çavuşoğlu sizin ülke gerçekleri dediğiniz şey sizin gerçekliğinizdir şu anda. Sizin gerçekliğinizdir. Neden sizin gerçekliğinizdir? Çünkü bütün bu yapının daha da kötüye gitmesiyle ilgili bir görev yürütüyorsunuz siz şu anda. Ve yine sizin temsil ettiğiniz siyasi geleneğin eseridir bütün bu çürümüş yapı. Her türlü eleştiriyi yaparım, bana yapılmasına da itiraz etmem, cevap hakkımı kullanırım. Ama takdir edersiniz ki ben bazı kişiler adına burada konuşma hakkına sahip değilim. Zaten siz o tartışmaları yaptınız kendi aranızda. Dolayısıyla ben burada Ulusal Birlik Partisi adına da konuşurum tabii ki. Ulusal Birlik Partisi merkez sağda milliyetçi bir partidir, ana vatana bağlıdır, iki bayrağı da savunan bir partidir ve biz bunun için bu partideyiz. Dolayısıyla birilerinin bayrakları sahiplenmesi, bayrağın direğini de sopa olarak sağa sola vurmasına da müsaadem yoktur. Dolayısıyla bu bayraklar da bizimdir, bu ülke de hepimizindir, bayraklar da hepimizindir. Dolayısıyla birileri bayrakçı, milliyetçi, o birileri de Rum, gavur, dinsiz, imansız söylemlerini reddederim. Birileri eğitimi istemez, birileri de eğitim için canını yedi, yok öyle bir şey. Dolayısıyla bunlar gerektiği zaman gerekli cevabı almaya devam edecek. Çünkü bu ülkenin güzelliklerini bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.
Evet, mecliste milliyetçilik gündem konusuydu ve Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması vardı. Ama Milli Eğitim Bakanı'nın o açıklamalarında Osman Örek Lisesi'nde bir siyasi partinin bilgisayar laboratuvarı kurması konusu gündeme gelmişti. Ve o tartışmalarda yaşanan gelişmeler, olayın ardından bahse konu partinin bir video yayınlaması ve o videoyla ilgili olarak da bir milliyetçilik gündeme ve hainliğin ilan edilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları vardı. Geniş bir şekilde ana haber bültenimizde bulabileceksiniz. Şimdi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na uzanacağız. Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı ama Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Ürün Solyalı bizi bekliyor mecliste. Kendisine bir merhaba diyelim. Güncel konuşmalarda bugün Sayın Solyalı'nın da konuşması vardı. Döviz artışını gündeme taşımaya çalıştı Sayın Solyalı ama hem bunu hem de farklı konularla ilgili görüşlerini sizlere aktarmaya çalışalım. Sayın Solyalı merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi güncel konuşmalarda ekonomi de konuşuluyor. Sık sık kürsüye çıkarak siz de görüşlerinizi, farklı konuları gündeme taşımaya çalışıyorsunuz. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi maaşlardan bir kesinti söz konusu. Olası felaketlere karşı bir çalışma söz konusu. Ve bugün bildiğim kadarıyla dün de yaptığımız telefon bağlantılarında Sayın Tosunoğlu bugün kendi içlerinde bir değerlendirme yapacaklarını söylemişti. Peki Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak sizin görüşünüz aynı yerde mi? Bir değişiklik söz konusu olur mu bu hafta içerisinde? Gidişata göre hükümetin yapacağı çalışma yasa önerisinde değişiklik olması noktasında. Şimdi elbette biliyorsunuz bu konu çok hem can yakan ama aynı anda da bir yardıma dönük konu olarak gündeme geldi. Ama yanlış başladı. Yanlış başladığı için ve hükümetin ben yaptım olur ısrarında atok komitede kuruldu biliyorsunuz bu meseleyle alakalı. Tüm baskılarımız en azından yasa gücünde kararnamenin ben yaptım olur kısmının geriye çekilmesiyle ilgiliydi. Sendikalar Anayasa Mahkemesi'nde davalarını dosyaladığı günün ardına mecliste de yaptığımız baskılar sonuç verdi. Ve hem yasa gücünde kararname hem de ilgili yasa tasarısı o günlerde geri çekilmişti kesintilerin yapılmasıyla alakalı. Ve bir atok komite oluşturulması teklifimiz en azından 3 başlıkta olmuştu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Ve biz her şeyin bütün taraflarca tartışılacağı, ihtiyacın ne olduğunun somut olarak öngörüleceği, oraya rakamların eşitleneceği ve öncelikle devletin gider kalemlerinden nasıl tasarruf etmesi ya da bir yerlerde parası varsa buraya aktarması usulüyle veyahut ek bir bütçe yapması usulüyle bu toplanması gereken gerek konteynerlerle alakalı gerek ülkemizde var olan depreme dönük ya da afete dönük hazırlıkların tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların ne kadara ihtiyaç olduğunu öngören ve buralardan öncelikle toparlanmasını sağlamamız gerektiği bir tartışma başlatmıştık. Buna rağmen hükümet tarafı diyelim, bu atok komiteye aynen yasa gücünde kararnamede alt alta neyi sıralamışsa masaya koydu. Biz bunun böyle yürümemesi gerektiğini söyledik. Çünkü devletin güven vermediğini, bütün vatandaşın bu kesintiler noktasında bu harcamaların nereye gideceğini sorgulamaya hakkı olduğu, bilmeye hakkı olduğu, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin yaratılması gerektiğini ama aynı anda da hangi ihtiyaç için kaç para harcanacağını açık ve denetlenebilir bir şekilde bu yasanın metnine yerleştirmemiz gerektiğini söyledik. Tabii ki tartışmalar bizi getirdi. Ben de son toplantıda yer aldım açıkçası. Hükümet bizim söylediğimiz önerileri duymamak, kulak tıkama noktasında çok ısrarlıydı. Yani bu kesintiler illaki olacak ama kaç para toplanacak sorusunun günün sonunda 1 ile 1,5 milyar TL gibi bir paraya eşdeğer olacağı gerçeğini ortaya koymaya çalıştılar. Biz de diyoruz ki bu parayı vatandaşın cebine elinizi atmaksızın sadece devletin imkanlarıyla toparlayabileceğinizi ve başka ihtiyaçların eğer vatandaşın gönüllülük esasına dair buraya katkı koymasını
istiyorsanız da tamamen gönüllülük esasıyla oraya katkı koymasını, bundan önce olduğu gibi Kıbrıslı Türkler, bundan sonra da yaraların sarılmasında ya da kamu kurumlarımızın depreme karşı dirençli hale gelmesinde katkı koymaya hazırdır dedik. Örneğin neler söyledik? Öncelikle dedik ki siz kendi içinizde bulundurduğunuz küçük de olsa sembolik tasarrufları, yani izaz ikramı, yurt dışı yollukları gibi, benzin paraları gibi rakamları öncelikle tasarruf haline getirin ve bu fona, bu yapıya aktarın. Bunlar bir sınıf mı yapar, iki sınıf mı yapar fark etmez. Ama bu topluma bir güven verir. Önce buradan başlamak lazım. Çünkü temel sorun size güvensizliktir. Bunu da nereden ölçüyoruz aslında Pembe Hanım? Bu ekonomik örgütler dahil tüm sendikalar, tüm muhalefet siyasi partileri ve vatandaşlar ortaya atılan bu fikre karşı açıklama yapmak zorunda hissetti kendilerini ve yaptı. Dolayısıyla toplumun neredeyse bütün kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve siyasi partiler buna karşı açıklama yapıyorsa bir güven sorunu vardır demektir. O anlamda da küçük de olsa önce hükümet kendi tasarruf imkanlarını yaratmak zorundadır. Topluma bir öncülük etmek zorundadır dedik ve bununla başlayalım. Buna ek olarak dedik ki bütçede öngörülmeyen Merkez Bankası'nda ciddi bir kar marjı var, kar oranı var. Dolayısıyla bu 2 milyar TL'ye varan bir para birikmişliği olduğunu biz öğrendik orada. Eğer 1 ile 1,5 milyar TL arasında bir rakama ihtiyacı varsa ve bu rakam Merkez Bankası kar oranımızdan önceden alınabiliyorsa veyahut 3 aylık göstergelerle bu ihtiyaçlar karşılanma yoluna da bir takvim çerçevesinde gidilebilir iddiamızda hala baki. Yani 3 ay bütününü çekmezsiniz onun ama 3 aya yakın bir rakamını, daha küçük bir rakamını alırsınız. Daha sonra kendi iç gelirlerinizden artanı oraya aktarırsınız ve yine bu tamiratlara, tadilatlara, güçlendirilmelere ya da prefabrik evlere aktarırsınız dedik. Bu da duyulmadı. Kesinlikle sistem içerisinde var olanlardan bir şekilde kesinti yapma yönünde ısrarcı olan bir öneri ortaya atıldı. Asgari ücretliden keseceksiniz dedik. Hemen onu değiştirdiler. Asgari ücret minimum marjdır diye yazdılar alelacele ama 3 ay sonra asgari ücretin artabileceği konusunda bir fikir ortaya koyamadılar. Peki. Dolayısıyla karma karış alelacele yapılan bir durum. Özür dilerim, bununla tamamlayayım. Tamam. Biz bunun, yani gelen önümüze yasanın matematik tarafı bir tarafa, güven sorununu çözecek bir yapıyla, yani bu fon nitelikli olan bu aslında yapı olacak, fon olmayacak ama niteliği öyle olacak dedik. Ve bunu denetleyecek, buna bir yönetim kurulu önerisi oldu yasa içerisinde ve Bakanlar Kurulu'nun ataması olarak çok böyle soyut bir kavram, yani kendi kendini denetleyen ya da denetlemeyecek olan bir yapı kurmayı önerdi hükümet kanadı. Tabii ki buna da karşı çıktık ve dedik ki hayır, bu bütün paydaşların, yani ekonomik örgütlerin, sendikaların, muhalefet partilerinin içinde olacağı bir denetim mekanizması kurgulamak zorunda olacaksınız. Bunu da masaya koymadılar ve alelacele imzaladılar bir yasa önerisini, hatırlıyorsunuz. Geçen hafta halka sunuşunu bile geri planda atan bir öneriyle ortaya çıktılar. Ancak son yayınlanan metinde görebiliyoruz ki belli rutuşları yapmaya gayret gösterdiler. Çünkü ciddi bir baskı tabii ki geldi muhtemelen. Ve dün itibariyle aslında genel kurula gelmesi beklenen bu yasa önerisi genel kurula getirilmekten imtina edildi. İki gündür de hükümet kanadı hiç yapmadığı ama çok sık yapmaya başladığı, iki gündür ve uzun süreler olan grup toplantılarını yapmaya devam ediyor. Konunun bu olduğunu öğreniyoruz biz tabii kulislerde ama nereye varacağını, hangi evrimlerden geçip de son halini alacağını bilemiyoruz. Şimdi komiteden, ad hoc komiteden çekildiniz. Gerekçelerinizi de açıklıyorsunuz. Güven sorunu olduğunu söylüyorsunuz.
Şimdi yasa önerisi yasallaşması halinde ve maaşlardan bir takım kesintiye gidilmesi halinde. Şimdi bir noktada da Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinin tavrı ne olacak? Yani maaş kesintisine nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Çünkü gözler aslında size de odaklandı. Ne düşünüyorsunuz? Parti içinde bir değerlendirmeniz mi olacak? Milletvekili maaşlarından kesintisi noktasında tavrınız ne olacak? Elbette bu, biz bu ülkede belli işlerin toplumsal özveriyle yapılması noktasında çok geri durmuyoruz. Dolayısıyla elbette sorumluluğumuz ne ise buna katkı koymayı belli planlar ve öngörülebilirlik çerçevesinde bütün vatandaşların olduğu gibi koymaya hazırız. Bizler elbette partinin milletvekilleri olarak bu süreçte de katkımızı koyacağız. Şu tartışmayı da tabii ki yapıyoruz samimiyetle. Biz bu ülkeye okul kazandırma, biz bu ülkeye öğrencilerin özellikle ciddi bir şekilde eğitimini aksatmayacak güvenli ortamın yaratılmasını öngörüyoruz. Bununla alakalı üzerimize düşen görev neyse bu sürede onu yapmaya da hazır olacağımızı belirtmek isteriz. Dolayısıyla yani maaşlardan bir kesinti olması noktasında buna karşı bir sergi duruşunuz olmayacak. Elbette bu oranın tabii ki nereye aktarılacağı, nereye bunun kanalize edileceği, en doğru şekilde nasıl kullanılacağını elbette kendi içimizde tartışıp bu konudaki kararımızı verip ona göre kesintilerimizi yaptıracağız. Şimdi bugünkü konuşmanızda ekonomiye dikkat çekmeye çalıştınız aslında, ekonomik kriz ve dövizle ilgili olarak. Bunu birazcık açalım. Döviz mağdurları konulu bir güncel konuşma gerçekleştirdiniz ama neden bugün bu konuyu gündeme taşıdınız? Yani endişe noktası nedir ekonomide? Şimdi ciddi bir daralma var ama döviz kriziyle ilgili endişe noktası nedir? Şimdi tabii evet, yani çok zor günler yaşıyoruz toplum psikolojisi olarak. Yaralarımızı sarmak çok kolay değil. Özellikle Şubat ayındaki deprem bizden götüren canların yaralarını sarmak çok kolay değil. Bu acıyı elbette hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bir taraftan omuzlarımızı birbirine dayarken diğer taraftan da hayatın devamlılığı ve siyasilerin sorumluluğu noktasında da hayatın geneline ve diğer kanayan yaralara da bir şekilde işaret etmek sorumluluğumuz da vardır. Biliyorsunuz Türkiye'de bir seçim kararı alındı ve Mayıs ayının 14'ü seçim tarihi olarak belirlendi. Türkiye'deki ekonomistleri takip etme fırsatını en azından son sürelerde de bu karar alındıktan sonra yakalamaya çalışıyoruz ve tümünün neredeyse ortaya koyduğu bir ortak görüş var. Bu seçimden sonra ister iktidar kazanmış olsun, ister muhalefet devralsın, dövizde bir dalgalanma bekleniyor. Yani TL'de bir kayıp bekleniyor. Neden? Çünkü bugüne kadar hep eleştirdiğimiz Türk modeli ekonominin aslında doları, dövizi Türkiye'de baskılama rejimi ve özellikle son 5-6 aylık dönemde neredeyse 110 milyar dolarlık bir baskı harcaması oldu Türkiye'de. Vadesi gelen bir dış borç var. 190 milyar dolardır o. Dolayısıyla çok ciddi rakamlar aslında Türkiye ekonomisinin elinden çıkıyor doları baskılamak adına. Bu faizle oynama metodu da ithalat ve ihracat dengesini Türkiye'de takip edebildiğimiz kadarıyla istenen raya oturtmadı. Yani ithalatı aksine arttırdı ihracatı artıracağı yere ve bu konuda ekonomistler TL'nin daha da değer kaybetmesi gerektiğinden bahsediyor eğer Türk ekonomisi dışa mal satmak ister ve dövizi içeri sokmak isterse diyor. Şimdi biz bundan bağımsız bir konuşma yapamayız. Önümüzde 1,5-2 ay var Türkiye'de, evet. Ama biz Türk lirası kullanan bir ülkeyiz. Türkiye'deki seçimin elbette neticesi farklı bir tartışma. Ama ekonomiye yansıması çok bizi ilgilendiren bir sorun. O anlamda bu tartışmalar çok güncel ve can yakıcı bir gündem aldı. Dün itibariyle bizim ekonomi bakanımız da ben dedi dövizde ciddi bir aslında dalgalanma bekliyorum seçimle beraber. Bugün aslında ona sormaya çalıştığımız soru şuydu. Madem bunu öngörebiliyorsunuz,
Dövizde ciddi bir aslında dalgalanma öngörüyorsunuz seçimden sonra. Ve biz tele kullanıyoruz. Tele kullanımında da ısrarcı bir bakansınız ve bunun iyi bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Mayıs ayı için döviz mağdurlarına ya da bu ülkede her alanda döviz, yani çocuğumuzu artık okula gönderiyorsanız önemli bir yüzdeliği özel okullara gitmek zorunda kalıyor. Bu dövizle alakalı bir tutum. Araba alıyorsanız, iş yeriniz için bile araba alıyorsanız bu artık dövizin dalgalanmasını ilgilendiren bir durum. Kaldı ki mahkeme aslında davalarına baktığımızda %60 neredeyse ödenemeyen döviz borçlarının arttığı bir sene olarak bize bir resim, somut olay, olgu ortaya koyuyor. O yüzden önümüzde çok riskli bir dönem var. Burada hepimiz uzlaştık. Yani hükümete mensup bugün bir milletvekilimiz daha bu konuda konuşma yaptı ve hükümetin tedbir alması gerektiğini söyledi. Ekonomi Bakanı bu konuda dün itibariyle bir televizyonda konuşma yaptı ve döviz dalgalanacak, tedbir nasıl alınacak bunu söylemedi ama dalgalanacağını söyledi. Türkiye'deki ekonomistler tam aynı şeyi söylüyor. O anlamda da biz bugünden tedbirlerin alınmazsa döviz mağduru insanların katlanacağını aslında konuşmaya başlamalıyız. Bununla ilgili tedbirin de artık faiz yasalarıyla mı, bankalardaki karlılık oranları çünkü çok ciddi artmış bir pozisyonda. Yani bankaların dövizden kaynaklı TL'ye çevirdiğimizde karlılık oranları çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Bu anlamda da onlar ellerini taşın altına nasıl koyar sorumluluğu hükümettedir bununla alakalı bir çare bulmak. Çünkü anayasa bu devlete görev yüklüyor. Nedir yüklediği görev? Eğer zayıf varsa güçlünün karşısında koruma sorumluluğu. Bu sosyal dengeyi yaratmak zorundadır hükümet. Bu anlamda da döviz krizi inşallah olmaz. Öngörülenler inşallah doğru çıkmaz. Ama göz göre göre bile bile de bu noktaya gideceğimiz ve hiçbir tedbirin alınmadığı bir dönemi geçirmek istemiyoruz. Nitekim Sayın Ekonomi Bakanı herhangi bir yanıt vermedi bu sorularımıza. Umut ederim ki bu çalışmalar tamamlanır ve toplumla paylaşılır. Şimdi süremiz kısıtlı olduğu için çok böyle çok fazla konuya giremiyoruz ama bir ara seçim gündeme gelecek anayasal olarak. Bir de hukukçusunuz tabii ki. Şimdi bir yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak erken seçim çağrısında bulunuyorsunuz açıklamalarınız içerisinde ama hükümet de diyor ki erken seçim gündemde yok. 2027'ye kadar Sayın Başbakan hükümetin başında olma ve yürütme şeklinde ifadeleri var süreci. Şimdi ne olacak? Bir ara seçim olacak mı bir hukukçu olarak ve CTP'nin gündeminde ara seçim mi erken seçim mi var? Şimdi tabii bu sorunun cevabı yine hükümette. Neden? Çünkü anayasa bize diyor ki, herkese hatırlatalım, Sayın Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçildiği zaman da bir koltuk boşalmıştı. Ve o süre içerisinde yine bugünkü hükümet aslında buralardaydı. Ve anayasanın ara seçim Haziran ayında Cumhuriyet Meclisi'nin öngöreceği günde olur. Aslında bunu yasa diyor ama anayasa Haziran ayında ara seçim yapılır diyor demesine rağmen yasanın verdiği ödevi yerine getirmediği için meclis aslında ama çoğunluğu elinde tutan kanat o seçim yapılamamıştı ve bir erken seçim olmuştu tabii günün sonunda. Bugün bu kulislerde ara seçimle alakalı bir sohbet henüz duymadık. Neye rağmen anayasanın Haziran ayında ara seçimin yapılmasını aslında zorunlu kılıyor olmasına rağmen. Bu kulislerde henüz konuşulan bir gündem değil ama bizlere göre bugün içinde bulunduğumuz seçim sistemi müthiş bir külfet getirecek. Bir kişilik Lefkoşa milletvekilliğini, Kudret Özer Say'ın boşalttığı Lefkoşa milletvekilliğini bütün memlekette çarşaf liste olarak doldurmak çok külfetli. Hem insanların emeği olarak külfetli hem de kamu maliyesi olarak külfetli bir durum. Bir de tabii bunlara biz bu kadar umursuz, bu kadar beceriksiz, hiçbir şekilde ne ekonomiyi ne insan haklarını kale almayan, hiçbir şekilde olumlu bir yansıma
Yani ne markete olumlu bir yansıma gördük, ne hayatın ucuzlamasına olumlu bir yansıma gördük, ne de bize sahip çıkan bir hükümet hissiyatı olduğunu gördük. Kaldı ki kendi aralarındaki uyumsuzluk zaten çok somut bir şekilde ortada. Her gün bakan değişimleri artık gazete sayfalarında okunan, buradaki kulislerde konuşulan bir durum olarak gündemde. Bu kadar sarsıntı yaşayan, nasıl geldiği aslında çok herkes tarafından görünen bir hükümetin öyle 2027'ye kadar bir süre geçirmesini kendileri dahil kimse beklemiyor. Biz de şunun çok net çağrısını aslında yapıyoruz ve diyoruz ki bir tane milletvekili yerine aynı zamanı ve aynı bedeli ortaya koyacağımız bir erken genel seçimi organize etmek zorundayız. Bu anlamda ortak bir tarih belirlenecekse, çünkü anayasa yine bize şunu söylüyor: eğer ara seçim bir yıl içerisinde bir erken seçim varsa ara seçim yapılmaz diyor. Biz de bu çağrıyı çok net ve somut bir şekilde yapıyoruz. Erken seçim kararını alalım. Bu ara seçim bir şekilde yapılmasın o zaman ve seçim yasasında da gerekli tedbirleri, gerekli değişiklikleri yapmamız gerekiyorsa bunu da elden geçirelim ve en erken sürede bir erken seçime gidelim diye söylüyoruz. Peki farklı bir formül üzerinde tartışıyor musunuz şu an? Farklı formülü açarsanız daha rahat yorumlar. Yani şimdi ekonomik krizi konuşuyoruz. Döviz krizini gündeme taşıyorsunuz. Ciddi bir ekonomik kriz var. Hı hı. Ve tasarruf tedbirlerinin olması gerektiğini vurgulanıyor. Bunun yanında olası afetlere karşı da bir kaynak konusu, kaynak sıkıntısı tartışılıyor. Şimdi bunlar konuşulurken, hı hı, seçimin yapılması, yani erken seçim gündeme gelmesi veya ara seçim gündeme, ciddi bir bütçe kaynak demektir. Bunun dışında daha farklı, hı, bir şey olabilir mi? Yani bir hukukçu olaya... Daha farklı bir şey olması siyasi olarak mümkün, yani aritmetik olarak mümkün değil. Yani meclis içerisinde farklı koalisyonlar gündeme gelir mi ise eğer, soru anlamaya çalışıyorum. Bunun mümkün olamayacağını çok net söylüyoruz. Çünkü meşru olduğunu kabul etmediğimiz bir hükümet yapılanması var. Oraya nasıl oturtulduğu, Cumhurbaşkanı'nın rolü, dış müdahalenin rolü, bakanların değiştirdiği, bakanların bile değişebildiği zamanların nasıl olduğunu çok rahatlıkla toplum önünde gördük. O anlamda meşruluğu olmayan, halkın verdiği destek aslında bugün genel kurula, meclise bir şekilde yansıtılmamış bir yapıyla koalisyon tartışmasına dahi girmek bizler için zuldür. Bunu zaten reddettiğimizi en başından söylüyoruz. Kaldı ki biz bu hükümetin meşru olmadığını da savunuyoruz. O anlamda sürecin bu kısmı tıkalı. Ama eğer öyle bir teklif, yani yasal anlamda, yasa oluşturma, yasa yapma anlamında toplumun çok faydasına olabilecek bir teklif önümüze gelecekse biz bunlardan kaçmayız. Buna ortak aklı koyarız, yoğururuz ve devam ederiz. Kaldı ki biz biliyorsunuz seçimde bu kadar döviz tartışması, ekonominin bu kadar enflasyon, %136 örneğin gıdada ve insanlar çok zor durumda. Evet, gündemimiz belki daha farklı bir gündem oldu. Son dönemlerde çok haklı olarak bu gündem geldi. Ama ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Biz euroya geçişi ya da euro muhasebe birimini önerirken veyahut 2.1 milyar euro gibi bir geliri öngörülen güven yaratıcı önlemlere Cumhurbaşkanlığı'nın eğilmesini teklif ederken, kara kapılarının artırılmasıyla alakalı, çünkü oradan çok ciddi bir girdisi vardır bu ülkenin, evet, ve KDV kazanımıyla artı veriyor bugün maliye. Dolayısıyla o alanları siz zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı tercih etmeniz konusunda adımlar atacaksanız biz bunlara katkı koymaya elbette hazırız. Ama gün geçirme noktasında o koltukları tutmanıza izin vermeyiz diye de ekliyoruz. O yüzden erken seçimin olması gerekliliği, aritmetiğin tekrar, yani kartların tekrar dağıtılması gerektiğini söylüyoruz ve iddialıyız. Bu sefer toplum gerçekten Ulusal Birlik Partisi'nin, YDP'nin ortaya koyduğu umursuz tavırdan bıkmış, usanmış ve bezmiştir. Burada da bize çok
önemli bir sorumluluk yükleyeceklerinin mesajını veriyor. Biz bu sorumluluk için de hazırlık yapıyoruz. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Kolay gelsin diyorum. Önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız. Gündeme taşınan konuları ve aslında siyasi gündemin bizi nereye götüreceğiyle ilgili yeniden görüşlerinizi alacağız. Eklemek istediğiniz varsa mesajınız buyurun Sayın Tolyalı. Çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes sağlıkla kalabilir. Bu zor günleri umarım birlikte atlatacağız. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyoruz katkı koyduğunuz için. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Ürün Solyalı'nın görüşlerini aldık. Bugün güncel konuşmalar içerisinde kendisi de mecliste kürsüye çıkarak döviz krizi ve ekonomiyle ilgili olarak bir güncel konuşma gerçekleştirmişti. Hem bunun üzerinden hem de diğer konu başlıklarıyla ilgili olarak yani siyasi gündemde erken genel seçimi Cumhuriyetçi Türk Partisi gündeme taşımaya çalışıyor. Birazcık bununla ilgili görüşünün ne olduğunu, bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi vekillerinin okulların yapımı noktasında da geri durmayacakları ile ilgili ifadesi vardı Sayın Solyalı'nın söyledikleri içerisinde. Bugünün gündeminde aslında bu hafta başından itibaren, dünden itibaren gündemdeydi. Geçtiğimiz haftadan itibaren mesajlar gelmeye çalışılıyordu Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mali yapısıyla ilgili bir takım açıklamalar, gelinen mali tabloyla ilgili endişeler dile getiriliyor ve DAÜSE'nin de bir açıklaması vardı. Mali krizin derinleştiği ve 2023 yılı için bütçe açığı öngörüsünün 550 milyon Türk lirasına ulaştığıyla ilgili olarak DAÜSE'nin açıklaması vardı. Bunu birazcık konuşmaya çalışacağız ama DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk geri ödeme koşulluğuyla maaşlarda kesinti gündeme gelebilir diye de açıklama yaptı. Birazcık Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mali tablosunu, mevcut durumunu öğrenmeye çalışacağız. DAÜSEM Başkanı Ercan Hoşkara ile konuşacağız. Yönetmenim kendisini hazırlıyor. Kısa bir süre içerisinde Sayın Hoşkara'nın görüşlerini alacağız. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki durumun ne olduğuna ilişkin olarak bugün... Bugünün gündeminde Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de bugün mevlit okundu. Gazi Mausallerle Mustafa Paşa Camisi'nde yer alan depremde hayatını kaybedenlerin 40. günü mevlidine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar, aileleri ve sevenleri katılmıştı. Bunu da sizlere aktarmış olduk. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne uzanacağız ve DAÜSEM Başkanı Sayın Ercan Hoşkara bizi bekliyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mali durumuyla ilgili birazcık bilgi alalım. Nedir durum ve endişeler nelerdir, kendisinden öğreneceğiz. Sayın Hoşkara merhabalar. Pembe Hanım merhabalar, nasılsınız? İyi çok, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hafta başından itibaren aslında da, geçtiğimiz haftadan da Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili bir takım haberler, açıklamalar yer aldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili olarak mevcut durum nedir şu an? Ve DAÜ'nün mali tablosundan ciddi oranda endişe duymamız gerekiyor mu şu an? Buyurun. Şimdi Pembe Hanım, aslında bu basına yeni yansıyor olabilir bu konular. Ama DAÜSEN için yeni bir konu yok. DAÜSEN açısından 2019 yılında bütçe açığı oluşmaya başladı ve ilk alarm o zaman çaldı. Ve o zamandan beri devam eden bir süreç var. Biz kendi adımıza, belki de bir sendikanın hiç talep etmeyeceği şeyleri talep ettik. Biz performans yönetmeliğinin acilen hayata geçmesi gerektiğini, DAÜ'de artık verimliliğin ciddi anlamda artırılması gerektiğini talep ettik. Birim bütçe oluşturulması gerektiğini talep ettik. Sorunların tespit edip bunun üzerine gidilmesi gerektiğini talep ettik. Yıllardır da bunları söyledik. Şimdi bunları ÜYK'da da söyledik, Senato'da da söyledik, rektörlükle görüşmelerimizde de söyledik, VYK'da da söyledik. Ama şimdi basına yansıyan kısmı ne zaman ortaya çıkıyor? Biz gerçekten bu sorunları açıklamalarla, üyelerimizle paylaştığımız zaman dolayısıyla oradan basına da yansıyor ve sizin de gündeminize geliyor. Yani aslında biz uzun süredir bir mücadele veriyoruz bu sorunların çözümü için. Şimdi bir şey daha vurgulayayım. Yani mali açıdan ciddi bir sıkıntı var bugün ama Doğu Akdeniz Üniversitesi bunu ilk kez yaşamıyor.
Yani bunu belirtmek istiyorum. Daha önce de birkaç kere benzer mali krizleri yaşadı. Bu belki de onların en büyüğü de olabilir. Ama niçin bunu söylüyorum? Daha önce de kriz yaşadık ve çözdük. Eğer biz ciddi adımlar atarsak, bütün paydaşlar bir araya gelirsek, akıl yolunu izlersek, ne kadar çok geç kalmış olsak da bazı adımları atmakta, bunların hepsini bir arada atmamız mümkün ve sorunu çözmemiz mümkün. Peki kim yarattı bu sorunları ve kim bu sorunun çözülmesinde katkı koyacak? Biliyorsunuz yüksek öğretim alanı Kuzey Kıbrıs'ta çok serbest bir alana dönüştü. Herhangi bir denetim yok, herhangi bir kalite standardı yok ve bunun içerisinde öğrenim fiyatları çok aşağıya çekildi. Hocalara verilen ücretler çok aşağıya çekildi ve bu Doğu Akdeniz Üniversitesi açısından kalite derdi olan bir üniversite açısından ve kalite derdi olan diğer üniversiteler açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Yani biz eşit koşullarda rekabet etmeyen bir üniversiteyiz artık. Şimdi bir bu boyutu var. Dolayısıyla siyasi irade bu tabloyu seyretmemeliydi. Siyasi irade bütün uyarılara rağmen yüksek öğretimin bu çok serbest alanını seyretti. Vakıf Yöneticiler Kurulu'na da görev düşüyordu tabii ki. Onun da bu uyarıları yapması lazımdı. Hem üniversitenin sorunlarını siyasete taşıması gerekiyordu etkin olarak. Hem de kendi üniversitemizin iç bünyesinde atılması gereken performansla ilgili, verimlilik açısından, tasarrufla ilgili adımların da yapılması açısından teşvik edici olmalıydı. Bunları maalesef bugüne kadar ciddi anlamda yapmayı başaramadık. Peki imkansız mı? İmkansız değil. Sorunlar birikti. Çok ciddi bir bütçe açığı oluştu ve nakit akışı açısından artık Temmuz-Ağustos aylarında sıkıntı yaşayacak bir kurum var. Önümüzde 3-4 aylık bir dönem kaldı. Bütün tarafların, yani hem siyasi iktidarın, hem VYK'nın, hem de üniversitedeki örgütlü sendikaların bir araya gelmesi gerekiyor. Akademisyenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Burada bizim popülizm yapacak bir şansımız yok. Burada bir iktidar kavgası yapacak şansımız yok. Bizim bu geldiğimiz süreçte kafa kafaya verip bir ortak yol bulmamız lazım ve bu devlet kurumunu sadece Doğu Akdeniz için değil, yüksek öğretim içinde yaşatmamız gerekiyor. Ve sadece mali olarak yaşaması yeterli değil, vurgulamak istiyorum. Yüksek öğretimde kalitenin standardını belirleyen bir devlet üniversitesi olarak da yaşaması gerekiyor. Peki şimdi yaşaması gerekiyor ve yapılması gerekenler var diyorsunuz. Bir araya gelinmesi gerekiyor ama siyasi elpazenin bir kenara, popülizmin bir kenara bırakılar. Gerçek sorunu çözmek için herkesin yapması gereken var diyorsunuz. Evet. Şimdi okulun bu noktada mali açıdan ciddi bir sorunla karşı karşıya gelmesi, yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı mı bu noktaya getirdi? Yoksa bunun yanında farklı başlıkları da beraberinde bu noktaya mı geldi bugüne kadar yaşananlar? Şimdi tabii ki krizler, dışsal koşullar sıkıntılar yaratır ama bir kurum bu dışsal koşullara karşı da dirençli olması gerekir. Yapısal olarak güçlü olması gerekir. Zaten yıllardır bizim mali bir sorun var, bu sorunu çözmemiz gerekir dememizin nedeni bu. Yani geçmişe doğru bakarsanız aslında 2019 yılında da Dayüse'nin bu konuda yaptığı ciddi açıklamalar vardı. Geçtiğimiz aylarda da bu konuda açıklamalar yaptı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Akademik Personel Sendikası. Ama maalesef bunlarla ilgili zamanında adım atılmadı. Elbette döviz krizi, deprem felaketi hatta son dönemde, pandemi, bunlar yüksek öğretimde öğrenci talebinde bir daralma yaratabilir. Ama temel neden budur dersek doğru olmaz. Yani bu temel nedenin yanında
tali bir neden olarak ortaya çıkar. Çünkü biz bunları söylediğimiz zaman, Mali sorun var dediğimiz zaman herhangi bir döviz krizi daha oluşmamıştı. Herhangi bir pandemiyle yüzleşmemiştik henüz. Hatırlarsanız 2020'de Doğu Akdeniz Üniversitesi bir rektörlük seçimi yaptı. Bir yıl önceye çekti rektörlük seçimini. Konu bu yaşadığımız, yani bugün yaşadığımız mali krizin ilk belirtileriydi. Ve o dönem tedbir alınmadığı iddiasıyla Senato olağanüstü toplandı ve bu sorunun da çözümünü görüşmek için topladığında mevcut rektör istifa etti ve yeni bir rektörlük süreci başladı. Şimdi dolayısıyla bu krizlerden kaynaklanıyor dersek yanılırız. Bu sadece siyasi iradenin ilgisizliğinden, yüksek öğretimde gerektiğini yapmadığı, ondan kaynaklandı dersek bu da doğru olmaz. Objektif olmak zorundayız. Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kendini verimli yönetmemesinden de kaynaklanıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenci sayısı 8000'den, yabancı öğrenci sayısı, yani üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısı 2016'dan bugüne kadar 8000'den 4000'e düştü. %50 öğrenci kaybetti. Dolayısıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin rektörlüğü de bu anlamda rakamsal olarak baktığımızda ciddi bir başarısızlık yaşadı. Bu başarısızlıkta kullandığımız yöntemleri ısrarla koruyarak, tekrarlayarak bu sorunu çözmemiz mümkün değil. Dolayısıyla hem bu anlamda öğrenci gelirlerini artırabilmek için tanıtım ofisinde ciddi adımlar atılması gerekiyor ki yıllardır bununla ilgili eleştiriler de yapıldı. Gelirlerin artması için bu önemli ama bizim artık kurumu çok verimli çalıştırmamız gerekiyor. Biz eski alışkanlıklarla, eski yaklaşımlarla devam edersek bugünün koşullarında, yani birçok üniversitenin açıldığı ve serbest piyasa koşulları içerisinde aynı pazardan, aynı yerden öğrenci almaya çalıştığımız bir dönemde bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni verimsiz çalıştırma gibi bir şansımız yok. Bunda ısrarcı olursak bu da mali tabloya yansır. Ama şunu da vurguladım dışsal açıdan. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak bu serbest piyasa koşullarında dezavantajlı bir noktaya geldi. Yani özel sektör birçok anlamda hareket kabiliyeti daha fazla ve daha avantajlı oluyor. Devlet aslında kendi üniversitesini daha avantajlı noktaya getirmek yerine ve kalite standardını yukarıya çekmesinde bir araç olarak kullanmak yerine devlet üniversitesini dezavantajlı bir noktada bıraktı. Bu anlamda da devlete, hükümetlere sorumluluk düşüyor, görev düşüyor. Biz kalitede yarışmaktan çekinmeyiz. Ama herhangi bir kalite standardının olmadığı bir yerde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kendi kalitesini koruyarak mali açıdan diğer üniversitelerle yarışmasını beklemek ciddi bir haksızlık oluyor. Dolayısıyla biz kendi üzerimize düşenleri yapmalıyız içsel olarak. Yani verimliliği arttırmamız lazım, performans yönetmeliğini uygulamamız lazım, birim bütçe, birim kadro uygulamalarını hayata geçirmemiz lazım, daha üretken olmamız lazım, bu yönde adımlar atmamız lazım. Sendika olarak da biz popülizmden uzak durmamız gerekiyor. Bunu da söylüyoruz. Bunu da samimiyetle kendi üyemize de izah ediyoruz. Topluma da izah ediyoruz. Özveride de bulunmamız gerektiğini de düşünüyoruz. Bu krizin atlatılmasında sorumluluk almamız gerektiğini de düşünüyoruz. Ama siyasi bacağı boşta kalırsa, eğer siyasi irade bu anlayışla devam ederse ve devlet kurumuna, yüksek öğretime sahip çıkacak ciddi adımlar atmazsa, biz ne yaparsak yapalım, başarabileceğimiz diğer üniversitelerle aynılaşmak, herhangi bir kalite derdi gütmeyen bir üniversiteye dönüşmektir ki bu da bizim yapmak istediğimiz bir şey değil. Geniş çaplı bir araya gelip de konuyu tartışma ve noktası ne zaman olacak? Şimdi Pembe Hanım, benim Davut Hüseyin Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'na, Eğitim Bakanı'na ve Başbakan'a ulaşmaya çalıştım bu hafta içerisinden. Dolaylı olarak bir de resmi olarak yazı gönderdik. Görüşme talebinde bulunduk. Mutlaka siyasi irade bu sürece dahil olması gerekiyor. Yani artık
o noktaya geldi. Vakıf yöneticiler kurulu aracılığıyla da görüşmek istediğimizi ilettik. Resmi yazımızı da ilettik, ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi biz vakıf yöneticiler kuruluyla bu konuları görüştük, rektörlükle defalarla konuştuk. ÜYK üyeleri, üniversite yönetim kurulu üyeleriyle de görüşüyoruz. Ama mutlaka siyasi kanat da bir devlet üniversitesi olduğu için Doğu Akdeniz Üniversitesi mutlaka sürece dahil olmalı ve sorunları bütünlüklü çözebilecek bir konsensüse ulaşmamız lazım. Peki, şimdi sorunlar bütünlüklü çözülmesi ve ortak noktada uzlaşılarak çözülmesi gerektiğini söylüyorsunuz konsensusta. DAEU içerisinde şu an ciddi huzursuzluk var, öyle değil mi? Elbette ciddi huzursuzluk var. Çünkü huzursuzluk artık hissedilmeyecek gibi değil. Yani nakit akışı açısından Mart ayında, yani Mart'ın başında bahar dönemi için öngörülen öğrenci gelirlerinin ciddi anlamda sapmış olduğu görülüyor. Bu rakamlara ulaşılamadığı görülüyor. Bunun da ciddi bir bütçede öngörülenin de ötesinde bir açık yaratacağını, deprem bölgesinde olan öğrencilerle ilgili getirilen harç muafiyetinin de bütçeye bir yük getireceği görülüyor. Bütün bu tabloya baktığımızda Temmuz ve Ağustos ayları için maaş ödeme konusunda sıkıntılı bir noktaya geldiğimiz görünüyor nakit akışı açısından. Bu da krizin ve endişenin büyümesine neden oluyor ve herkes artık bu konuyu medyanın da aracılığıyla daha net görüyor ve biliyor. Bizim için belki de bu çok büyük bir sürpriz değil. Sürpriz ne olabilir? Beklenenin de ötesinde öğrenci kaybı aslında bir sürpriz veya depremin yarattığı sıkıntı bir sürpriz ve bu da sorunu biraz daha büyütüyor. Ama öyle ya da böyle Pembe Hanım, bu sorun vardı. Bu sorunun büyüklüğü daha fazla olmuş olabilir geldiğimiz noktada, ama adımlar atılmadı, üzerine de eklendi öğrenci sayısındaki başarısızlık, deprem bölgesinde ilgili alınan tedbirler ve Temmuz ve Ağustos ayında nakit akışı açısından bir sıkıntı oldu ve süre çok kısaldı. Yani tedbir alacak zaman artık yok gibi. Peki ne olacak? İşte ne olacağını söyledim. Çok daha kapsamlı, çok daha bütün paydaşları dahil eden bütünlüklü bir süreçle daha önce atmadığımız bütün adımları aynı anda 3-4 ay içinde atmamız gerekiyor. Olacak olan bu. Şimdi bunu başarmak kolay mı? Kolay olmadığını biliyoruz. Bunu başarmak zor. Ama başka bir çare yok. Yani biz bunu yapmak zorundayız. Yani bu yönetici gitsin, şu yönetici gelsin ve işler çözülsünün de ötesinde, yani rektör değişerek başarısız olan yöneticinin gidip yerine başka yöneticinin gelmesiyle de sorun tek başına çözülemeyecek noktada. Çünkü zaman kısıtlı. Bütün adımları sorumluluk üstlenerek bütün paydaşların bir arada atması gerekiyor artık. Eğer bu sorunlara bir yıl önce, iki yıl önce müdahale edilmiş olsaydı, iyi, başarılı bir rektörlüğün bu sorunları çözmesi, adım adım bir noktaya getirilmesi mümkündü. Nitekim 2020'de yapılan seçimde öngörülen buydu. İsteksiz olan bir önceki yönetim yerine yeni bir yönetimle tedbirlerin alınmasının mümkün olacağı bekleniyordu. Böyle bir süreç yaşandı ama maalesef hiçbir adım, ciddi adım atılmadı ve sorunları biriktirmiş olduk. Şimdi konuşmanız içerisinde dikkatimi çeken bir cümle var. Eski yaklaşımlardan artık geride kalması gerektiğiyle ilgili. Burada demek istediğiniz, yani bugüne kadar Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili öğrencinin üniversiteye gelmesi noktasındaki artık daha farklı bir yönteme mi yönelilmesi derken bunu mu kastediyorsunuz? Hem daha farklı tanıtım yöntemlerine gidilmesi gerekiyor. Üniversite açısından söylüyorum bunu. Hem de artık biz
daha nitelikli ve daha yüksek harçlarla öğrenci profiline ulaşabilmemiz gerekiyor. Yani fiyatlar, düşünün benim okuduğum, yani 92'de okuduğum dönemin yarısı kadar. Türkiye'den gelen öğrenciler, bu rakamları da vermekte fayda var herhalde. Türkiye'den gelen öğrenciler 92'de, 93'te 3500 dolar öderken, bugün Türkiye'den gelen öğrencilerin ortalama ödediği harç, bir yıllık harç 800 dolara kadar düştü. Kıbrıslı öğrenciler asgari ücretin 12 katı öderken eskiden, bu ödenen harçlar asgari ücretin 3-4 katına kadar gerilediği, çok sayıda burs verdiğimiz bir düzene girdik. Şimdi böyle bir yapıda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ve diğer üniversitelerde öğretim harçları kreşlerden, ilkokullardan daha ucuz olur hale geldi. Böyle bir anlayışla bizim devlet katkısı olmadan kaliteli bir eğitim sürdürmemiz ve üniversitelerin araştırma bacağından da gelir elde etmeden bunları devam ettirmemiz pek olası görülmüyor. Yani bizim gerçek bir üniversiteye dönüşmemiz gerekiyor. Yani bizim Avrupa'daki üniversiteler gibi, Amerika'daki üniversiteler gibi, İngiltere'deki üniversiteler gibi araştırmadan da para kazanmamız gerekiyor. Yani eğer sizin yetenekli bir akademik kadronuz varsa, profesörleriniz varsa, bu profesörlerin sadece derse girmesiyle bu maaşları alması artık çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bizim bu yeteneği araştırmaya, verimliliğe dönüştürebilmemiz lazım. Bunda da devletin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak araştırmaları üniversitelere yaptırması gerekiyor. Araştırma fonu ayırmayan bir devlet yapısı içerisinde üniversitelerin nitelik peşinde koşması, bunu gerçekleştirmesi, kadrosunu en üst düzeyde tutması mümkün değil. Dolayısıyla bu geçmişin alışkanlıkları, yani aslında üniversiteleri bir liseye dönüştüren anlayışın ortadan kalkması gerekiyor. Hem bu anlamda hem de bizim de yani üniversite içerisinde verimliliğe dayalı bir yaklaşıma dönüşmemiz gerekiyor. Bakın, akademik personelle ilgili bir performans yönetmeliği 2005'ten beri gündemde, toplu iş sözleşmesinin parçası olmuş. İş güvencesini biz performansa dayandırdık. Sendika 2005'ten beri performans yönetmeliği talep ediyor. İnanabilir misiniz buna? Ve yönetim performans yönetmeliğini hayata geçirmiyor. Evet. Şimdi bizim bizi de eleştirirler belki, neden ısrarla bunları talep ediyoruz diye soruyor olabilirler, ama biz sorumlu sendikacılık yapmak zorundayız. Bizim en önemli görevimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni yaşatmak, ayakta tutmak. Bir devlet kurumu olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yaşaması hem bizim sahip olduğumuz nitelikli çalışma ortamını korumak açısından önemli, hem de yüksek öğretiminde nitelik arayışını korumak açısından önemli. Evet. Dolayısıyla bizim performansı artıracak bütün unsurları hayata geçirilmemiz gerekiyor ve biz sendika olarak bunun peşindeyiz. Yıllardır peşindeyiz. Bunu teşvik ediyoruz. Ve bugün de aynısını söylüyorum. Biz sendika olarak üniversitenin yeniden yapılanabilmesi için her türlü özveriyi göstermeye, sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Bu konuda adım atmaya hazırız, ama tablonun tamamlanması gerekiyor, evet. Pembe Hanım. Yani sadece sendikanın, sadece sendikaların iteklemesiyle bir devlet üniversitesini nitelikli olarak yaşatmak, ayakta tutmak, onun gerçek misyonunu yerine getirmesini sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla belki çok zor siyasi konjonktüre baktığımızda, ama başka şansımız yok. Eğer bir devlet üniversitesi ise burası, siyasi iktidarın da bu çabaya katkı koyması gerekiyor. Kendi sorumluluğunu üstlenmesi ve adım atması gerekiyor. Bizim bu önümüzdeki süreçte en büyük çabalarımızdan biri de bu olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Oşkar'a zaman ayırdığınız için ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki mali tablo ve son durumla ilgili bizi aydınlattığınız için. Kolay gelsin diyorum. Önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız, konuyu gündeme taşıyacağız. Çok sağ olunuz.
Teşekkürler Pembe Hanım, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki son durumla ilgili DAYÜSEM Başkanı Ercan Oşkara'dan bilgi almaya çalıştık. 17. saati burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.